Herkese merhabalar. Yüz eğitime nasıl başlayacağım bilmiyorum dediniz. Bize onlarca yorum attınız ve sonrasında da bizler de sizler için çok güzel bir video hazırladık. Hazır mısın evladım? Hazırım öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Yüz eğitime başlıyoruz. Sonunda okullar açılıyor. Yaşasın. Gerçekten gerçekten hep beraber okullarımızı açıyoruz ve artık 6 Eylül'de okullarımıza kavuşuyoruz. Sınıfımıza, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize gerçekten çok büyük bir özlem duyuyorduk ve en sonunda... Okulu çok özledim. Harikasın ben de senin gibi okulumuzu özlemiştik ve şu anda artık 6 Eylül'de okulumuza kavuşuyoruz. Dolayısıyla ekrana, göz ağrısına, yatak, koltuk, pijama, uyuşukluğu, telefona ne diyoruz evladım? Hoşça kal diyoruz öğretmenim. Hoşça kal diyoruz. Artık bunları bir gönderiyoruz bir kenarı ve artık ne yapıyoruz? Kendi okulumuzda, kendi sınıfımızda, kendi üniformamızda, kendi kitaplarımızda, kendi öğretmenimizle artık derslerimize başlayabiliriz. Artık daha fazla öğreneceğiz çok daha fazla bilgiyi çok daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. Neden? Çünkü eskiden böyle derse kaç dakika kala kalkıyordun evladım? Sen? 10 dakika kala kalkıyordum. 10 dakika kala kalkıyordun. Ondan sonra uykun açılıncaya kadar ders bitiyordu. Böyle pijama ile falan. Bir şekilde dersler tam verimli oluyordu. Ama şimdi sınıflarımıza gideceğiz. Okulumuzda derslerimizi öğretmenimizden mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Çok daha fazla bilgi öğreneceğiz. Çok daha iyi bir şekilde öğreneceğiz. Ve kendimizi çok daha enerjik hissedeceğiz. Neden çok daha enerjik hissedeceğiz? Çünkü uygun saatte kalkacağız ve öğretmenimiz arkadaşlarımız yanımızda. Arkadaşlarımızı özledik tabii ki. Tabii ki biz geçen sene birinci sınıfta olduğumuz için birinci sınıflarda belli dönemlerde okula gidebildik. Ama şu da kesin ki arkadaşlarımızı ne yaptık evladım? Çok özledik. Çok özledik. Harikasın. O zaman kendimizi daha enerjik hissedeceğiz. Onlarla birlikte fiziksel aktiviteler yaparak, oyunlar oynayarak, dersler çalışarak, şarkılar söyleyerek harika bir şekilde derslerimizde başarıdan başarıya koşacağız. Motive olacağız. Neden motive olacağız? Çünkü öğrenme ortamı için okul çok güzel bir ortam. Yani ev gürültüsünden uzak, daha metro, daha motive edici bir ortama gidiyoruz. Yani okula gidiyoruz. Ve evden uzak olması daha da bir ciddiyet sağlayacak. Rahatlığın önüne geçecek. Üniformalı olmak ise okullu olmanın bilincini fark ettirecek bize. Artık üniforma giyeceğiz. Üniformamı çok seviyorum öğretmenim. Aferin üniformanı seviyor musun? Bak okul üniformasını giydiğimizde daha bilinçli olacağız. Dersimiz kendimizi derslere karşı daha sorumlu hissedeceğiz. Tabii ki derslerin de böyle bağlantı problemi olmadan kesintisiz bir şekilde ilerlemesi de motivasyonumuzu artıracak. Bu da önemli. Şimdi artık dikkatimizi vermek, takıldığımız yeri öğretmenimize sormak, eksiklerimizi kapatmak çok daha kolay olacak. Çünkü ilkokul çağında biliyorsunuz ki arkadaşlar öğrenmek için bir otoritenin ya yani bir öğretmenin varlığı çok önemli. Öğretmenimizin yanımızda olacak olması bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Öğretmenimize ee, böyle rahat rahat takıldığımız yerleri sorabileceğiz. Daha çok dinlemeye gönüllü olacağız. Ve aynı zamanda öğretmenimiz de bizi takip edecek. Böyle anlayıp anlamadığımızı, kaçırıp kaçırmadığımızı bilecek. Ve dolayısıyla biz anlamadığımız yeri sorarken çekinsek bile, ya sormayın ben desek bile öğretmenimiz diyecek ki Hı, sen burayı tam anlamış olabilirsin. Hadi gel beraber bir kez daha öğrenelim diyecek ve bizler için mükemmel bir şekilde bir kez daha konuları tekrar gösterecek ekslerimizi kapatacak. Tabii ki bizler de Tonguç Akademi olarak sizlere okulda öğrendikleriniz tekrar edecek şekilde, sizlere takviye olacak şekilde mükemmel videolar, mükemmel dersler anlatacağız. Kanalımıza abone oldun değil mi evladım? Evet öğretmenim oldum. Harikasın tebrik ediyorum seni. Burada ailelere de hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz. Tabii ki bizler bazen kendimizi öğrencilerin yerine koyuyoruz. Bazen de ailelerin yerine koyuyoruz. Aileler de haklı. Bazen endişelenebiliyorlar. Fakat şunu unutmamamız lazım. Yalnızca davranışlar değil, duygular da öğreniliyor. Yani aileler olarak bizler de kendi endişelerimizi yönetmeliyiz. Yani yalnızca davranışsal değil, duygusal tutumlarımız da çocuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Yani bazen bir öğrencimiz, bazen bir çocuğumuz anlamak için bizi gözlemliyor. Dolayısıyla bizde ne görürse ona göre yargı oluşturuyor. Dolayısıyla çocuklarımızın gördüklerini kaydettiğini düşünerek dikkat etmemiz gerekiyor. Endişelenmememiz gerekiyor. Onların her şeyi başarabileceklerini bilmemiz gerekiyor. Bizler de zaten bu sıralardan, bu sınıflardan geçtik. Bizler nasıl başardıysak evlatlarımız da inşallah en güzel başarılara ulaşacaklar. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Çocukların ihtiyacı olmayan şeyler var. İşte salgının seyri, vaka sayıları, uzun konuşmalar, yoğun birik bunlara gerek yok. Onlar zaten hijyenlerini öğretmenleri sayesinde ve sizden aldıkları eğitim sayesinde çok daha fazla dikkat edecekler. Ve aynı zamanda en önemlisi de onlar zaten sizden aldığı eğitim sayesinde dikkat edecekler. Dolayısıyla bu vaka sayısı aşı maşı onları takip etmeye gerek yok. Onların derslerine odaklanmaları lazım. Tabii ki temizliklere dikkat edecekler. Tabii ki e, sağlık dikkat edecekler ama esas odaklanmaları gereken şey ders olacak. Peki, başarmanın tek bir yolu var. O da nedir evladım? Harekete geçmek. Harikasın. Harekete geçmek diyorsun. Buradan okudun. Tebrik ediyorum seni. Ama harekete geçmek için de yapmamız gereken şey şu. Birincisi dersi derste de, yani okulda çok güzel bir şekilde dinleyeceğiz. Sonrasında eğer takıldığımız yerler varsa zaten bizler Tonguç Akademi 2. sınıf kanalı olarak buradayız. Sizlere her şeyi güzel güzel tane tane anlatacağız. Bunun haricinde bizim için en önemli şeylerden bir tanesi okulda öğrendiklerimizi tekrar etmek. Mesela biz sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizceyi mükemmel bir şekilde küçük küçük lokmalar halinde konu anlatımı soru konu anlatımı soru. Konu anlatımı soru olacak şekilde sizler için hazırladık. Burada takıldığımız sorular olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliyoruz. Burada Türkçe dersi de aynı zamanda matematikte, hayat bilgisi de harika bir şekilde İngilizce de burada küçük küçük lokmalar halinde sizler için hazırlandı ve gördüğün gibi burada takıldığım bir şey olursa hemen kare kodu okutarak soruların çözümünü, anlatımını öğretmenlerimizden dinleyebiliyoruz. Bu konu anlatımı ve soru bankası. Sıfırdan tüm konuları sizlere sıkılmadan öğretiyor. Bunun haricinde tabii ki temel derslerimiz olan Türkçe'de ve matematikte de iki tane değerli kitabımız var. Biri dört dörtlük yeni nesil matematik problemleri. Burada adım adım soruları sizlere gösteriyor. Adım adım sizlerin daha iyi anlaması için önce problemi anlayan, plan yaptıran, uygulayan, kontrol eden kısımlar var. Türkçe'de de okuduğunu anlama becerileri kitabımız var. Burada da kitabımızda yine Belli basamaklar halinde, belli seviyeler halinde ilk başta bir hikayemiz var. Sonra biraz daha uzuyor. Burada cevaplıyorum, buluyorum, eşleştiriyorum bölümleri var. Burada yine takıldığımız sorular olabilir. Yine uzman öğretmenlerimiz bunlara sizleri tek tek izah ediyor. Bu kitaplarımıza Tonguç Mağaza'dan ulaşabiliriz ya da Tonguç Kitapçı'dan ulaşabiliriz. Bunlar gerçekten el emeği göz nuru çok özel çalışmalar sonrasında hazırlandı. Pedagogik olarak birçok uzmanın kontrolünden geçti. Dolayısıyla ikinci sınıfta bizlere takviye olabilecek, bizlere konuları sıfırdan öğretip bizlerin derslerinde başarılı olmasını sağlayacak çok güzel kitaplarımızın olduğunu burada bir kez hatırlatmak istiyorum. Bizler öğretmenler olarak videolarımızla, kitaplarımızla sizlere kapıyı açıyoruz ama içeriye... içeriye çalışarak kendimiz gireceğiz öğretmenim. Aferin, içeriye çalışarak kendiniz gireceksin. Çok güzel söyledin evladım. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. <laughs>